Merhabalar Hinerlik Kadınlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün en pratik şekilde domates konservesi nasıl yapılır bunu anlatacağım sizlere. Gördüğünüz gibi bolca domatesimiz var hatta görmediğiniz de var. Köy domatesi aldık. Bu domatese Bursa domatesi de diyorlar yumurta domatesi de biz bir de köy domatesi aldık. Yaklaşık 40 kiloydu bu domates 40 kilo da köy domatesi kullandık. İkisini karıştırdım daha güzel oluyor. Hemen kavanozlarımı yıkadım hazırladım daha fazlasını da kullandık. Videonun sonunda göreceksiniz. Öncelikle bu bu domateslerimizi yıkamıştım önceden hazırlamıştım robottan çekeceğim. Hiç kabuklarınızı kabuklarını soymanıza gerek yok. Bu şekilde baş kısmındaki o yeşil kısmı alıyorum. Çürük falan varsa bakıyorum, kesiyorum ve robota koyuyorum. Benim robotum biraz küçük, de, o yüzden biraz uğraştım ama büyük robotta da daha kolay olur işiniz. Domatesleri birkaç parçaya bölerek robota alacağım ve iyice çekeceğiz. Ee, kesinlikle kabuk gelmiyor. Hiç tereddüt etmeden yapabilirsiniz. Ee, kabuklarını soymaya hiç uğraşmayın. Ee, bu yöntem gerçekten çok güzel oluyor. Mutlaka deneyin. Şimdi yine böyle hazırlıyorum. Ben büyük bir tencerede kaynattım. Yarısını böyle Bursa domatesinden, yarısını da köy domatesinden e, ekledim. Ama köy domatesinde böyle bazı ezikler falan vardı. Onların kabuklarını aldım ama bunları hiç almadım. Bu domatesin. İyice çekiyorum. Böyle hazırlıyorum. Bu yöntemle kilolarca konserve yapabilirsiniz. E, i̇sterseniz biber de ekleyebilirsiniz. Ben eklemedim bu sefer. E, ama bunu yaptığım zaman yemeklere, çorbalara, melemen bile yapıyorum. E, hani daha sonra soğan, biber doğrayıp üzerine de e, domates ekliyorum. Çok kolaylık oluyor benim için. Bakın gördüğünüz gibi gösteriyorum. Kesinlikle kabuk yok. Biraz iyi çekerseniz hiç kabuk olmuyor. Şimdi hemen bunları böyle hazırlayacağım. Tencere doluncaya kadar yapacağım ve sonra tencereye alıp pişireceğiz. Evet. iki tencereyi de doldurdum. Şimdi kaynamaya aldım. İkisini de e, ara ara karıştıralım ama taşıyor çünkü. E, gördüğünüz gibi bu karıştırdığım tencereyi daha önce koymuştum. Biraz sonra sizlere olup olmadığı arasındaki farkı göstereceğim anlayabilmeniz için. Bazen hani hiç yapmayanlar oluyor. Ne kadar kaynatacağız ya da olduğunu nasıl anlayacağız diye sorular geliyor. E şimdi birazdan göstereceğim. Ama ara ara karıştıralım. O kaynadığı zaman e, biraz ocak etraf batıyor, taşabiliyor. Ara ara böyle hep karıştırdım ben. Domatesimiz kaynamaya devam ediyor. Bu tencereyi daha önce koymuştum. Bu artık oldu. Birazdan alacağım tuz ekleyip. Ee, şimdi olduğunu nasıl anlayacağız? Bakın tortu altına çöktü. Suyu üzerinde. Zaten çok fazla suyu kalmadı ama bunun tortu daha üzerinde. Gördüğünüz gibi bu kaynadıkça tortu altına doğru inecek. Bu sayede pişmiş olduğunu anlayacağız oldu ama şimdi tuz ekleyeceğim bazen sorular geliyor tuz isterseniz ekleyebilirsiniz ama eklemezseniz de bozulmaz konserveniz ben bu sefer ekledim eklerseniz yemeğe koyduğunuz zaman ona dikkatli olmanız lazım şimdi ben hepsine şöyle 2 yemek kaşığı koydum bir tencereye birine de 2 yemek kaşığı koydum ve karıştırıyorum hemen bunu bir taşım daha kaynatacağım Şöyle bir 5 dakika daha kaynattım. Toplamda 30 dakika kadar kaynattım. Bütün tencereyi 30 dakika kaynattım. Ee, daha sonra hemen kavanozlarımda yıkadım, hazırlamıştım kapaklarını. Hepsini hemen sıcak sıcak kavanozlara koyacağım. Gördüğünüz gibi suyu çok güzel tortusu. Bir taşım daha böyle kaynattım ve alıyorum. Şimdi Normalde ocakta koysanız daha iyi olur bunları kavanozlara ee, sıcak sıcak kapatmanız için. Ama ben orada video çekemeyeceğim için tezgaha aldım. Burada biraz elimi çabuk tutacağım. İstediğiniz kavanozları kullanabilirsiniz. Küçük kullanın, büyük kullanın. Sadece kapakları kullanırken hiç kullanılmamış kullanmanız lazım bozulmaması için ben birazını bu küçük kavanozlara koydum sonra bir litrelik kavanozlara koydum sonra e, videonun sonunda göreceksiniz biz bir şişe kullandık bu gazoz işte maden suyu şişelerini biriktiriyorum onu kullandık Aslında ben onu daha çok pratik biliyorum ondan daha fazla yaptım e, bunları da böyle kavanozum vardı bir de domatesi çok fazla almışız bunlara koyduk hemen böyle dolduruyorum cezve veya Kepçeyle kullanabilirsiniz. Hangisiyle kolay doldurabiliyorsanız kullanın. Biraz hızlı olmanız lazım soğumaması için. Hemen böyle doldurduktan sonra peçeteyle bu ya da veya bezle kenarlarını böyle kapaklarına bulaşık olan kısımları temizliyorum. Kapaklarında nem varsa alın böyle bir silin daha önceden ben yıkamıştım hemen sıkı bir şekilde kapatıyorum bir bezle de tuttum çünkü sıcak olduğu için zor oluyor birazcık böyle hepsini kapatıyorum ters çevirerek soğumaya alıyorum akşamdan yaptım ben ertesi güne kadar hep bu şekilde kaldı ertesi gün kaldırdık hemen ikinci tencereyi de gördüğünüz gibi kaynattım sıcak sıcak bunu da boşaltıyorum. Ee, bundan sonraki kullanacağımız hemen ben aparatı anlatacağım. Biz onu internetten sipariş vermiştik. Ee, eşim daha önce verdi. Aparat ve bin tane kapağı ikisini birlikte almıştık. Her yıl kullanıyorum. Bu yılda o şişelerden 100 tane yaptık. Hemen gösteriyorum bakın. E, bu diğer tencere daha arkası da biz yaptık. Video çok uzun olmasın diye. Ee, çekmedim oraları kaynattım aynı şekilde hemen böyle bir huni ile şişelere dolduruyorum bu şişeleri ben her yıl kullanıyorum yıkıyorum ee, kapakları tabii ki değiştiriyoruz böyle dolduruyorum birazdan göreceğiniz aparatla da kapatıyoruz bu gerçekten çok kolay oluyor. Bunu da aynı şekilde yemeklere, çorbalara, melemene her şeye kullanabiliyorum. Tek kullanımlık gibi güzel oluyor. Çok pahalı da değildi. Şu anda fiyatını hatırlamıyorum. Biz 2-3 yıl oldu alalı. Büyük internet sitelerinde satılıyordur büyük ihtimalle. Böyle dolduruyorum. Birazdan eşim de kapatacak. Biraz güç isteyen bir aparat. Ayrıca kapak bittiği zaman kapakta sipariş verebiliyormuşsunuz. Ee, biz ikisini birlikte almıştık. Zaten bin tane kapak gelmişti. Bu yılda bu şişelerden yüz tane yaptık. Bakın şöyle. Sadece şu üstteki demir bu alttaki gördüğünüzü eşim yaptı daha kolay olması için. Monta etti. Biz sadece gördüğünüz o yukarıdaki demir yani şunu kapatma aparatını aldık. Bakın koyuyoruz. Kapağı da üzerine bırakıp bu aparatla sıkıştırıyoruz. Çok güzel bir şekilde kapanıyor. Bu çok garantili bir yöntem oluyor. Gördüğünüz gibi bir sürü yaptık. Böyle. İnşallah sizlere faydalı bir video olmuştur. Bugünlük tarifimin sonuna geldim. Videomu kapatmadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, zil sesini açmayı, videolarımı da beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. İnşallah bu tarifi siz de dener ve beğenirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.